Bu sekülerliğimiz her yere sirayet etmiş durumda. Bilimde de öyle. Yani insanlar doğal Yani olarak bilim başka nasıl yapılır ki? bir de dindar olanlar bu kadar sekülerse bilimde Tabii. zaten sıra gelmez Aynen yani. öyle. Bir de hocam çoğu, mesela çoğu biyolog, hatta %99 diyeyim, türlerin kökenini okumaz, bilmez de. Türkiye'de üniversite eğitiminde türlerin kökeni, hatta dünyada da böyle, klasikler okutulmaz. Mesela fizik okuyan, Türkiye'deki ya da dünyadaki fizik mezunu %99'u Principia'yı Newton'un kitabında okumamıştır. Böyle bir, yani eskiden ne diyordu bakalım, çoğu şaşıracaktır bile hatta böyle şeyler olduğuna. Dolayısıyla hani eskiden dil seküler değildi, bilmiyor ki adam zaten. Hep böyle zannediyor. Hep bilim böyle yapılır zannediyor. O yüzden bunları siz kitaplarınızda söyleyince biz de yeni bir şeymiş gibi, aa öyle mi ya falan diye atlıyoruz Ya ben onu diyorum zaten. Şu kitabı hocam, çok net söylüyorum. üzerine. Ateist bir bilim tarihçisi yazabilir. Her cümlesine de katılır. Ha, yer yer benim Kur'an'dan verdiğim referanslar var. Onları da bilmediği için şey yapmaz. Ha, olabilir, bağlantısı olabilir de olamaz da. Ayrı. Ama şu kitaptaki bütün eleştirileri bir ateist de yapabilir. Komik bir şey anlatayım. Michael Ruse ateist. Benim de tanıştığım bir insan. Bilim felsefi, biyoloji felsefesinde dünyada bir numara sayılan bir adam. Florida Üniversitesi'nde. Şimdi bu adamcağız Richard Dawkins'in en büyük eleştirmeni. Bakın o da ateist, o da ateist. Ama yerden yere vuruyor. Tanrı Yanılgısı kitabını okumuş. Diyor ki ateist olduğumdan utandım. Böyle bir rezil kitap olamaz. Bu kitap İyi diyor, iyi güzel bunlar tabii. kapışsınlar kendi. Bu kitap diyor felsefeye giriş ve dine giriş derslerinden geçemez. Ondan yani 101 dersinden bile geçemez bunu yazan adam. O kadar cahil diyor. Aynı şekilde Terry Eagleton, Marksist ateist düşünür. Yeni ateistleri acayip aşağılıyor. Bunlar diyor eleştirdikleri şeyi öğrenmeye tenezzül etmeyen cahil adamlar. Neler neler. Çok var böyle. Yani ateist olup bu adamları eleştiren de çok var. Evet. Çünkü bir şeyi öğrenmeden eleştirmek, işte Richard Dawkins tweet de attı 2013'te. İslam'ı eleştiriyor. Kur'an okudunuz mu? Hayır okumadım ama diyor İslam'ı eleştirmek için Kur'an okumama gerek yok. Yani. İşte o, çünkü kendisine sunulan İslam'ı Kur'an'daki İslam Tabii. zannediyor. Tabii. Yani bugün maalesef Müslümanların, hatta diğer dinlerin mensuplarının da asıl problemi bu. Yani herkes kendi elindekinin Allah'ın dini olduğunu düşünüyor. Evet. Ama hiç kimse şunu yapmıyor. Ya acaba Allah'ın dini mi gerçekten, ya da benim Allah ne diyor Evet. diye açıp bakmak aklına gelmiyor. Oysa bu yapıldığı takdirde biz mesela bugünkü konumuzla alakalı olarak görebileceğimiz şey, Allah'ın aslında ayet kelimesini kullanırken yarattığı ayet ya da indirdiği ayet gibi bir fark gözetmediğini Doğru. görmüş oluyoruz. Yani bir sıfat da koymuyor bu kelimenin önüne. Doğru. Dolayısıyla din bilim ayrımının zaten yapılamayacağını, yani din ve bilimin birbirinden ayrı iki mefhum olduğu ile alakalı Kur'an'da herhangi bir şey olduğu söylenemeyeceği çok açık. Evet.